1.6 kilo vermişim. Demek ki olay benmişim. Aynen. Ben beceremiyormuşum demek. Pınar, karnın aşırı iyi gözüküyor. Ben günün zaten yarısında uyandığım için benimle yarım gün mantıklı. Nasıl kokar ağzım biliyor musun? Hayır. Tam bir şeyim yok. Şaka yaptım. Günaydın. Bugün günlerden ne ya? Bir dakika. Harika bir vlog başlangıcı oldu. Bugün günlerden 18 Şubat. Birden fazla işim olduğunu fark ettim. Sonra dedim ki vlog deneyeyim. Belki keyifli olur. Hazırlanmam lazım. 2-3 aydır herhalde diyetisyenime gitmiyorum. Şimdi ona kontrole gideceğim. Ondan sonra deri ameliyatı olduğum doktoruma gideceğim. Öncelikle şu saçımı... güzel açı oldu bu. Şimdi plaklarımızı çıkartıyoruz. Biliyorsunuz plak tedavisi görüyorum. Dişlerimi fırçaladıktan sonra plaklarımı da fırçalıyorum. Çünkü günde 20 saat takmam gerekiyor ve gece her zaman ağzım doluyor. Onları bir çıkartıp refreshlemek iyi oluyor. Benim Moisture Surge'ünü kullanacağım. 72 saat boyunca size nem vadeden kremi. Benim cildim karma ve bu krem böyle tam ihtiyacınız kadar nem veriyor suratınıza. Yani böyle asla kusturmuyor, çok yağlı göstermiyor. O yüzden çok seviyorum. Şöyle saçımı aşağı indiriyorum. Çünkü uyurken saçım tepeme çıkıyor. Zaten 3 kuruş saçım var. Kendime böyle bir alan yarattım. Gördüğünüz makyaj masasını Let Go'dan. Let Go muydu? Facebook'ta bir grup muydu? Hatırlamıyorum. 50 liraya aldım. Kadın taşınıyordu. Son bu kalmış, kurtulmak istiyorum artık diye böyle. Ve özel yaptırmış bunu, ikiye falan değil. 50 liraya sattı bana. Yani şaka gibi. Evet, normalde az önce yaptığım makyaj böyle duruyor yani. Ben de diyorum bu kamera niye bu kadar sarı çekiyor? Allah'ım hiçbir şey gözükmüyor. Oha. Oha. Havaya sıktım. Hep elim buna gidiyor. Bu da yine Sephora'nın 04 Deep Rose diye bir şey çift tarafta. Şimdi plaklarımızı takalım çünkü bunlar son plaklar. Emre beni mahvedecek yani bunları takmazsa. Biraz konuşmam ve ağız yapım değişebilir ama yapacak bir şey yok. Ben bir de bir gün çantamda ne var çekeyim de size 2,5 saat falan bir video olsun. Şu çanta yani herhalde bu çanta 5 kilo yakındır. Sürekli olarak sırtımda şeyim, bilgisayarımı falan taşıyorum. Havanın güzelliğine bak. Bu hava sıcak ya. Evet. Minik bir mont değişimi ve gözlükten sonra taksi çağırıyorum ve çıkıyorum. Aşırı geç kaldım. Şu girişe bakar mısınız ya? Hangi diyetisyende böyle bir kırmızı halı girişi var? Hoş geldiniz. Şey yap, ne yapıyorsun? Şunu göstereyim de Allah aşkına şöyle saçma sapan bir şeye sokuyor bize. Böyle. Ve böyle aşırı itici bir asansör müziği var bakın. Bakın. Efe ile videomuzu izlemediyseniz buraya koyayım, izleyin. Beraber hayvan giymiştik. Bir şey daha çekelim ya bir ara bu arada. Çekelim. Ben 2-3 aydır gelmiyorum Efe'ye bu arada. Ve zayıfladım. Normalde gelince zayıflamıyorum ilginç bir şekilde. Çok mutlu oldum ya. Şöyle. Efe'deysen yemin ediyorum. En son kaç kiloymuşum? 65. 65. Okay. Şu an kaçsın? 63 falan oldum. Gerçekten. Konuşamıyorum ama plaktan dolayısıyla anlıyorsun. Evet. 63. 65. Çünkü 64 falan gibi bir şey çıkıyorum evde. Genelde 1 kilo atıyor buraya gelince. 200 gram, 200 gram. O tutuyordur bayağı. Tutuyordur. Oo, vallahi 63 çıkmıyor lan. İnanmıyordum yani, yalan yok. Kaç kilo vermişsin? 65. 2 kilo vermiş. Hiç inanmıyordum ya. Yemin ediyorum. Sana helal olsun. Pınar nasıl?
Ha, sen konuşamıyorsun ki şu an. Özür dilerim. Gülme. Böyle bir cihaz. Biraz uzun sürüyor. Vücudun her bölümünü elektrik akımı geçirerek geçiş hızına göre şekilleniyor. Kas, yağ, kemik ne oldu? Plasını giyiniyor. Makyajını yaptığından dolayı bozulmaması adına 1.1 kilogram yağdan gitmiş. Tebrik ediyorum lan. Borderline'dan overfat'e düşmüşüm ilk defa galiba. Evet. 3.4 kilogram çıkmış. Yağ yüzdemiz %30 ile böyle tam her şey aslında bak sınırı oturmuşuz. Şunlar nasıl gözüküyor? Şu iki çizgi Zeynep'in aslında olması gereken aralık. Şu an tam en üst limitlerine hepsini oturtmuş. Güzel. Güzel yani. Güzel. Evet. Normal boyutta. Normal. Sesin titrediğini. Hala ben tedavi olmadım bu arada yani. Sesimde hala sıkıntı var. Ama daha azalmış gibi geliyor. Sen bence kontrol etmeyi yani. Öğrenmiş. Kontrol etmeyi öğrenmiş olabilir. Buradaki body type dediğimiz olay ise şimdi biz Zeynep'le dur daha yakına gideceğim zaten de ilk obez 2. 88 iken bile bak şurada obez 3'müş. Şimdi tam 88 obez 3'sam 110'da herhalde. Obez 3'sündür ama. Obez 22 falandım yani. Öyle bir şey varsa. Yuh. Ya 37.7'ymiş. 37.7 kilo yağ varmış vücudunda. 88.2 kiloymuşsun. 37.7 kilogram yağ varmış vücudunda. Kapattım gerçekten. Abi böyle bir şey yok ya. Böyle bir sinir bozucu bir müzik hayatımda duymadım. Yağ yüzdesi de burada %30'a laf ediyorsun da yağ yüzden kaçmıştı? 47'ydi benim. %42.7'ymiş burada. Demek ki en başta %47'leri falan yani %50, %48 gibi bir şeydi. Hadi 50 de yani. Hani yüz vücudumun yarısı yağdı. Organ içi yağlanma puanın 15'miş. 8'e düşmüş. 7 puan birini azalmış. Yani karaciğer yağlanmalarını falan hep toparlamış. Güzelmiş yani. Şimdi body type dediğimiz şey burada böyle şekillendiriyor. Obez 3 ile başlamışız biz. Böyle kademe kademe obez 2, obez 1, borderline. Borderline'dan sonra ise overfat yani yağlı veya overweight hafif ağırlıklı. Bunun Türkçe'ye çevirmesi hiç kimse şey yapmıyor. Ya geçip oradan standarda atlıyor. Şimdi Zeynep aynı tempoyla devam ederse bu gidişatını bozmazsa biz görüşmeyince bozmayalım. Görüşmeyeceğiz ondan dolayı. Gerçekten ya buraya her hafta geldiğiniz için 2 kilo alıyordum. Bozmazsa, 2 aydır gelmiyorum kilo vermiş. Demek ki bir diyetisyen takıntım var. Bir şey diyeceğim. Benim çocukluğum diyetisyenle geçti ve öyle bir şeyim var yani. Tabii ki takıntılıyım yani. Sürekli aynen olarak kibrit kutusu büyüklüğünde beyaz peynir yemeye çalışıyorum. Ben sana hiç kibrit kutusu büyüklüğünde peynir asla yedim. Asla. Ne yapalım şimdi? Aynen devam. Ne yapıyorsan devam. Yemiyorum. Az yiyorum. Yani uyanıyorum. 5 saat bir şey yemiyorum. Acıkmıyor musun yoksa kendine? Acıkmıyorum. Eskiden ama bir dönem bundan 4-5 ay önce sürekli aç gibiydim. Böyle tansiyonum düşüyor gibi geliyordu. Hep bir şey yemek zorunda gibi hissediyordum. Şu an saatlerce aç kalabiliyorum ve yani yemekle böyle aranı biraz mesafe koydum diyebilirim. Küstünüz onu. Küstüm biraz yine. Yani çok sağlıklı bir şey değil aslında. Sağlıklı bir zayıflama evet değil. Evet. Ama en azından o böyle binciler biraz azaldı yani. O ağza bir şeyler sokuşturmalarım azaldı yani. Tamam süper. O daha kıymetli. Yani bence de. Yani, vücudun bu işte bu aşırı kilo kaybı döneminde yeni kilosuna adaptasyon sürecinde sonuçta bir hormonsal değişimler de oluyor. Evet. Bir şeyler yerine oturmaya çalışıyor. O süreç biraz sıkıntılı geçebiliyor. Bu bizim zaten çok da duyduğumuz bir cümle. İşte bir dönem çok acıkıyorum, bir dönem canım hiçbir şey yemek istemiyormuş gibi. Önemli olan o acıktığın dönemlerde kontrolü sağlayabilmek. Güzel. Bay bay. Doğru açı herkesi almaya çalışıyor. Geldi bizi bir şey. Tebrik et herkesin için tekrar. Zeynep'i tebrik ediyoruz. Ha da akışıyor. Tebrikler. Vallahi helal olsun. Vallahi 1.6 kilo vermişim. Demek ki olay benmişim. Aynen. Ben beceremiyormuşum demek. Seni görmeyince zayıflıyorum. Seni görmeyince halletmişken. Evet yani. Olsun. Bir iki kere tekrar görüşürüz. Tabii. Evet. Kapı üstüme kapandı. Şimdi. Niye maviyim şu anda? Hakan Bey'e gidiyorum. O da benim deri ameliyatımı yapan doktorum. Bir tane martı bulmamız lazım. Çünkü öyle bir mesafe ki taksiye binseniz küfür eder. Yürüseniz keyfiniz kaçar bir mesafede. Diyetisyenimle doktorum. Süper canım.
Pınar da kolunu ve karnını gerdirdi benim gibi. O da Hakan bir ameliyat oldu. Şimdi kaç gün oldu sen ameliyat alalı? 3 hafta olmuş. Benden daha iyi iyileşti bu arada, onu da söyleyeyim. Yani iyileşme şeyin doku uyumluluğun harika. Kollara bakayım bir daha. Müthiş yerleşimler. Yani sen kolunu yana koyduğun zaman hedef şu. Aynı şekilde kollar bitişikken arkadan gözükmeyecek, hedefimiz o. Pınar, karnın aşırı iyi gözüküyor. Demek ki spor yapınca böyle oluyormuş. Evet. Yapmayınca da benimki gibi oluyor. Yanlardan pörtlüyor. Hadi. Görüşürüz. Görüşürüz. Haberleşiriz. Tamam mı? Bay bay. Netti değil mi? Aa, rezalet bir çirkinlik ya. Ha, kendim makyaj yapıp gelmiş beni... ben hep makyaj yapıyorum. Beni biliyorsun. Evet, doktorumuzdan çıktık. Her şeyim çok güzel. Ne? Off the record mu? Evet. Ha. Şimdi gizli çekime geç. Sanki bilmiyormuşuz gibi. Abi şimdi ben bu doktor... Böyle yana şey koyarsın. Saçma direkt. Recording. Aynen. Karesi koyarsın. Hazır template'ler şey var. Ya, arena kamera açısı. Surata bak. Evet, milli sporumuz olan inşaat izlencesi. Yemek yedik, aşırı doydum. Bağlı berber olur, vloğuna doğru gidiyor bu. Bugün daha yeni uyandım. Şimdi Pınarlara gidiyoruz sanırım. Ya da Pınar gitmiyor, ben Pınar'a gidiyorum. Bu da canım eniştem Burak bizi karşılayacak. Aa, Burak'a da mı koyacağım bu videoya? Tabii ki koyacağım, vlog bu. Bu artık şey yani, beni hayatıma girin artık bu, hani anladın? Benimle bir gün. Ben bunu benimle yarım gün yapmak istiyorum çünkü herkes benimle bir gün yapıyor zaten. Ben günün zaten yarısında uyandığım için benimle yarım gün mantıklı. Merhaba. Pınar şeye gitti, Cem'in dükkana gitti, gelecek birazdan. Merhaba heyecanlı köpek. Selam. Oh deli. Deli, dur. Bekle. Aferin ya. Merhaba de, depresyonun kalma. Canım eniştem havlusun da hazır. Buradayken. Bu ne yaptı biliyor musun? Dükkanda yan komşunun Rottweiler'ı var. Ha. Erkek Allah'tan, yani ben şey yapmam. Babam dedi ki bir şey olmaz, o dişilere bir şey yapmıyor, ama bayağı iri, iki katı bunun. Götürdüm abi, bu bir hareketler yapıyor böyle, yere yatıyor. Ters dönüyor, hayvan böyle aptal oldu. Sonra geri geldi, bu hala yapıyor mu, gene gördü, gene dönüyor böyle tarafına. Kur mu yapıyor acaba? Abi hayvan korktu gitti. Gezik. Kocaman hayvan. Fotoğrafları mı korkuttu? Evet, korktu bayağı. Ya faya hakikaten ruhsuz. Hayvan böyle tepesine geliyor, ısırmıyor kesinlikle. Böyle kokluyor, ensesine yaklaşınca vıyaklamaya başlıyor. Bir öpeceğim. Kamera düştü. Niye? Şu an kamera düştü. Çikolata mı yiyeceksin? He? Yok ya. Gelin evinden çıkıyor. Gelin evinden çıkıyor. Anasını kucaklıyor gelin. Evet. Canım eniştemin doğum günü hediyesi. Her gün bakıp motive olduğunu biliyorum. Video editlemeye dalmışım. Videoyu unuttum. Saat de 8 olmuş. Biraz acıktım. Belki dışarıdan bir şey söylerim şimdi. Mr. Dumpling'i biliyor musunuz bilmiyorum ama Zikö'de arkadaşıma çok söylerdik. Suadiye tarafına galiba açılmış. Bayağı güzel bir kutuda geliyor. Mantı ve çok değişik mantılar var. Vegan opsiyonlar da çok fazla. Aklınızda bulunsun. Şimdi yiyelim bakalım. Burak ilk defa yiyeceksin sen değil mi bunu? Ya şu sunuma bakar mısınız ya? Şöyle kavanozda yoğurt geliyor. Sos. Ve sarma yollamışlar. Bu bayağı ikram.
Yok ya, o kadar bir sabit. Sen ne söylemiştin? Seninki bohça. Seninki bohça, benimki karışık haşlanmış mix. Garip bir şey. Şunu bir yoğurtlayalım. Bayaya bak. Bayacı. Yoğurt bu, kokla. Senlik bir şey değil be. Bunlar peçete alabilir miyiz? Baye. Kaçıyor, farkında mısın? Evet. Hayvanın morali bozuldu. Sarımsaklı ağzıyla hohluyor. Koklat bakayım ne yapacak? İyice köpek videosuna dönüyor bu. Yutar mı sarımsaklı yoğurdu? Bak şimdi. Nasıl kokar ağzın biliyor musun? Hayır. Bizlere küçük bir gösteri sayılacak. Ah, ah çok acıdı. Aa çok acıdı. Aa elim kırıldı. Tamam kız, tamam. Tamam bir şeyim yok. Şaka yaptım. De kavga edince araya girmeye çalışıyor değil mi? Git buradan Burak. Git buradan. Aa, kıyamam. Beni dövüyor. Git bu evden artık. Sana saldırıyor yalnız. Girl power. Niye seviyorsun? Bak öpüyorum, öpüyorum bak. Oh. Bir şey yok bak. Ha? Evet, Fahiyi gezdirdik. Bugün günü burada kapatıyoruz. Daha doğrusu ben burada kapatıyorum. Eve gidip saçımı boyayacaktım ama saat geç oldu. O yüzden boyamayacağım. Şu biraz sarardılar. Onları hafif bir soğutup gri yapma niyetim var. Yarın yaparız artık. Neyse. Aslında tam anlamıyla benimle yarım gün oldu. Eğer bu vlogu beğendiyseniz ve devamı gelsin isterseniz, bu klişeyi yapmak zorundayım. Yorum falan yazarsanız ben de böyle ara ara çok yoğunmuşum gibi gözüken günlerde vlog çekebilirim. Çünkü onun dışında genelde evde oluyorum. Ve çok sıkıcı olur yani onun vlogu. Sizleri öpüyorum. Kendinize iyi bakın. Bye bye.